Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hazreti Muhammed Efendimiz'in, Ehl-i Beyt Efendilerimiz'in, Piramız Hüda Vendigar, Hazreti Mevlana'mızın, Piran Efendilerimiz'in selamları, feyizleri, güzel kelimeleri hepimizin üzerlerimiz olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Perşembe akşamı Hazreti Muhammed Efendimiz'in şanına layık hep birlikte bir hizmet sunabildik. Bundan sonra sırada şimdi Cenab-ı Mevlana var, Atatürk var, ondan sonra Şebaruz var. Onların şanına layık yine hizmetlere çalışmaya kendimizi vermeye çalışacağız. Şimdi gelelim sorulara. Damla kızımız soruyor. Doğuşta engelli olan bazı insanlar var. Böyle olmalarının nedeni nedir? Şimdi tıbbın görüşüne göre akraba evliliklerini sebep buluyorlar. Şimdi alsan bakasın, İmam Ali Efendimiz'le Fatma annemiz bunları anlıyormuşsun. Bir kandan, bir varlıktan meydana geldiler ama bir engel aralarda doğmadı. Şimdi bu engellerin sebebi Cenab-ı Mevlana selam olsun üzerine bu alemde bu engelleri tabi onlar isteyerek gelmediler bu aleme. Kudret sahibi bunları getirdi. Şimdi bizleri de misal olarak engelsiz getirdi. Sonradan kazalar olur, o başka, baştan anlıyorsun, engelsiz getirdiği için engelleri gördüğümüz zaman halimize şükredelim. Ki biz anlıyor musun, topal, kolsuz, yüzler ama dilsiz getirmedi. Misal olarak tam manasıyla sağlıklı getirdiği için gece gün lazım, şükredelim Rabbimize. Çünkü o halde de getirebilirdi. Şimdi bakın Hazreti Musa devrinde Hazreti Musa ile Hızır arkadaşlık yapıyorlar. Arkadaşlık yaparken Hızır anadan babadan yeni doğan bir çocuğu tutuyor, anlıyor musun? Boğuyor. Daha 3 günlük, 4 günlükken boğuyor, öldürüyor. Devam edeyim. Musa kelamıyla ilerliyor. Musa şaşırıyor. Bu çocuğun, anlıyor musun, hiçbir suçu yok. Neden, anlıyor musun? Bunu kalktı. Öldürdü. İllerde, anlıyor musun, gidiyor. Tuttu bir duvarı yıktı. Daha ileride, anlıyor musun, bir gemi deldi. Sual bir gemi battı. Bir yerde de baktı, anlıyor musun, çocuklar arasına bir çocuk, 2 gözüyle ama yalvardı onun da yüzleri açılsın. Karıştı şimdi işine. Onun da yüzleri açıldı. Şimdi Hızır'a. Şimdi o çocuğun yüzleri açılınca arkadaşlarını gördü. Nasıl oynaylar, ediyorlar. O da onlarla oyuna katıldı. İyi ama akşam olduktan sonra yüzleri açılan çocuk şeytani düşüncelere yönlendi.
Gece yarısı kazıklar dikti denize. Çocuklar atlarlar ya baş aşağı denize. Yarın da o kazıklar saplansın başlarına, ölüme sebep olsun. Kalkıp andırmışsın. Yarın da çocuklar denize atlarken birkaç çocuğun başına saplanı kazıklar, arkadaşı ölümüne sebep oluyor. Aileler çıldırıyor. İşte Hızır Aleyhisselam bunu dedi. Bana dedim ki niye bu çocuğu öldürdün? Bu çocuk büyüyecekti, annesine babasına büyük zararlar verecekti. Anne baba temiz insanlar, Allah'a düşkün bir yapıya sahip oldukları için onlara zarar gelmesin, erdem rahat otur. Ben o çocuğu öldürdüm. Şimdi duvarı yıktım. Duvar yıkıldı. Bir gün gelecek, o ev sahibinin çocukları büyüyecek. Vakit halleri yok. O duvarı tamira kalktıkları zaman temeli kazarken bir azine çıkacak. O azineyle anlıyormuşsun. Evlilik yapacaklar, iş kuracaklar. O gemi deldim demiş. Düşman o gemi alıp yarındası inançlı kişilere karşı kullanacak. Bu yüzden deldim, su aldı ki almasın düşman o gemi, kullanmasın. Bunu da Allah iki yüzünü kör etmişti. Sen illa ısrar ettin açılsın. Bak açıldı. Gördün mü nasıl zararlar veriyor. Bu yüzden anlıyor musun? Karışmayacaksın Allah'ın işine. Tekrar anlıyorsun. Münacatta bulundu turisine de o kişinin gözleri eski haline gelsin. Ve eski haline getirdi. Şimdi bazısının ayağını kırar, topal yapar. Neden? Topallar da bazı çirkin şeyler duydu mu ister karşı tarafa yetiştirsin. Topal olduğu için yetiştiremez kolay. Başkaları daha sağlam bir şekilde anlatırlar işi. Topal gelinceye kadar onun sözleri geçerli olmaz. Dilsiz. Neden bunun dilini Allah aldı? Dilsiz kadar münafık yoktur bu alemde. Onlar durduğu yerde dedikodu yaparlar. Hep onu bunu söylerler. Hem dilsizdirler hem sağırdırlar. Kulaklarını da almıştır Allah. Duyarsalar konuşamazlar, cevap veremezler, çatlarlar. Duymadıkları için birbirine hep işaretlerden konuşurlar. Pekala bunları nasıl anlıyor musun? Kendine baktırırsın. Diyelim arkasını çevirmiş, sağa dönmüş. Bütün gün bağırsan duymaz. Ayakla yere vurursun. Dan dan dan. Ona deprem sesi gelir. Fak. Çevirir başını sağa sola bakar. Nereden? Kim sallıyor bunu? O zaman sen başlarsın bununla konuşmaya. Yani bunlar Allah'tan yaratılmıştır. Müstekin olanlar kendilerine şükretsinler. Böyle bir noksanlık vermemiş Allah. Şimdi yüz perdemiz neden var? Şimdi yüz güzel görüyor. Ondan sonra karşı taraftan bize bir muhabbet tecelli ediyor. Tecelli ettiğince karşı tarafın muhabbeti dinlerken duygulara kapılıyor. O duygular halindeyken hemen akıl biri devreye. Acaba öyle midir, değil midir? İşte perde direk. Kesilsenin o sıcaklık havanı. Acaba başta duruyor. Nimetin büyüğü.
teslim olmuyor. Şimdi başlıyor mahkeme etmeye, karşı tarafın konuşmalarını mahkemeye koyunca o zaman güzelliklere indirmiş verdi. Artık oyun bitmiş dağıtımda, tamam halk dağılıyor. Ama açık dursa biraz böyle lazım, devam edecek oyun. Yani insana perde olan akıldır. Üçüncü soru. Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra yeniden doğmak ne kadar sürüyor ve hafıza kaybıyla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi misal olarak bir insan bir yere intisap etti mi, oraya inancını tam manasıyla verdi mi, bir de inançtan daha güçlü bir varlık iman. İmanla baktı mı, bu kişi son nefese kadar hayatını inanç üzerine, iman üzerine sürdürürse hemen Azrail elçileri geldiği zaman o rahatsızlıkları da nereden geldiğini bilirse hamd eder Rabbine. Kalkar anlıyor musun? Allah'ın diş mimarları var. O diş mimarlar hekimlerdir. Baktırır. Ona göre hekimler o hastalığa göre ilaç verir, iğne yapar, bir şey yapar. Onu bedenden uzaklaştırır. Yine sağlığa ulaştırır. Şimdi amansız hastalık gelir. Kurtuluş yok. Artık Rabbine dönür. Sen şimdi Rabbini misal olarak tasavvuf ile ikrar vermiş mürşidine. İkrar verdiği için hep orayla yetiştirmiş kendini. Oraya da iman etmiş. Şimdi bekler mürşidinin cemalini. Her zaman burada konuşuruz. En büyük şefkat annededir. O devamlı evladının rüyalarına gelen. Hadi evladım, çekme. Gel seni bu çileden kurtarayım. Yalvarır, eder. Sen şimdi kalktın. Anneni dinledin. Yola koyuldun. Kaç sene hizmet ettiysen o hizmetler hepsi kaybolur gider. Ve hafızayı da kaybetmiş olursun. Dönüşünü bulamazsın. Şimdi kalktın annene, sen rahatına bak. Ben eli iman sahibiyim. Bekliyorum iman ettiğim reberi. Gelsin de bina olsun Hazreti Muhammed Efendimiz'in sonsuz güzelliklerine gelsin. Onu bekliyorum. Biraz sabredeceğim. İşte anlıyor musun? Beklediğin için artık istemez. Allah başlarına şey şefkattır, rahmettir, mürşitten işler. Kalkar gelir, hadi. Çağırır, çağırdığı zaman sen hemen koşarsın. Koştuğun zaman mürşidin perdesi ortadan kalkar. Nur ara nurdur alemlere yol asili. Gezdirir, götürür. Şimdi hafıza senin kafanda. Her şey bilinçli şimdi geziyorsun. Yürüyorsun, ediyorsun. Bir tane yaşlı atı göremiyorsun. En yaşlısı 33 yaşında. Öbürleri 20, 17, 18. Yüzler nura dönmüş eliyim masayipleri. Oraya götürürüz biz zaten. Götürmeyse ancak küfürbazların yerine. Onlar şimdi bu alemde devrana gelmişler.
onları da gösteririz. Misal diyelim, bir Bektaşi dermişi, dem alırmış ama gönlünde hep İmam Ali Efendimiz, Hazreti Muhammed, Ehl-i Beyt Efendilerimiz varmış. Arkadaşı da bir hafız, onunla çok güzel kafaları uyarmış. Gün geliyor, hoca Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Kızarmış Bektaşi'ye, yahu demiş, bu içki içmesen demiş, senden güzel adam yok demiş. Senin muhabbetin demiş, çok hoşuma gidiyor ama bu içki demiş, bana demiş, soğukluk verir, soğukluk verir senden. Ne yapayım demiş, bir suçum olsun demiş Allah'a karşı ki, boyun büyüyeyim de affetsin beni. Neyse, hafız vefat edin, bir zaman Bektaşi de vefat edin. Bektaşi, hep velimun sahiplerinin yerine alınmış. Onun da ismi cennet, güzelliklerden dolu. Şimdi cennetteki rebele sorayım. Bir hafız var idi diyor, benden önce diyor. Hakk'ın rahmetine ulaştı. Çok güzel anlaşırdık ederdi. Onu bana bulur musun? Gel demiş. Almış, götürmüş, ister misin? Hafız katranlar içine, zifler içine, boğaza kadar cezaya tutulmuş. Neden? Dini parayla kullandı sağa sola. Bu yüzden ceza vermiş Hak ona. Şimdi hem katranlar içine hem de gülü hafız. Bektaşi dönüm demiş, hafız kardeş demiş, ben seni burada hiç görmek istemezdim. Demek ki sen bir şeyler yapmışsın, bu cezaya tabi olmuşsun. Bir daha demiş, gülüyorsun demiş. Ağlayacağına, üzüleceğine gülüyorsun. Ah demiş Bektaşi kardeş demiş, nasıl gülmeyeyim demiş. Benim ayaklarımın altında müftü var demiş. O gıdıklay tabanlarımla onun için gülüyorum. O daha derinde. Şimdi Allah'ın lütfuna nail olan bir kişi ister Allah'tan bunu benim hatırıma bağışla ve bağışlatır diyelim hocayı, sonra gezerler ikisi. Uymuş muhabbetleri dünyada, orada da. Şimdi hafızayı kaybetmeden hafızayla alınırsın, yola çıktın. Şimdi hafızayla da tekrar dönebilirsin bu aleme. İnsan olarak dönersin. Başka bir aileden gelirsin. Yine anlıyor musun? Çok kişi tanırsın. Ama ben seni tanıyorum, ediyorum, söyleyemezsin. Sana üşütük derler dili. Sayıklıyor. Susarsın. Bu yüzden hoş geldiniz. Bu yüzden hafıza kaybedilmedi mi? Dünya durdukça sen hayattasın. Hafızayı kaybettin mi? Nereye gönderirsinler oraya gidersin. Şimdi gelelim suç işleyenlere, ruhi ceza. Ruhi ceza misal olarak intisaplı değil, ikrar vermemiş, aklını beğenmiş, zahir ilimlerle yola çıkmış, en sonunda Hak kapıyı çalmış, o da gidecek yeri gördüğü zaman şaşırmış, hemen geri dönmek istiyor. Karşı tarafa da anlıyorsa sesleniyor, ne olur beni bağışla, her şeyi harfi harfine yapacağım, şu kisveye girmeyin. Onlar artık dinlemez, sana verdik 80 sene, 90 sene, 100 sene bir yaşam, sen nadim olmadın.
hangi huy üzerinde ağırlığını koymuş ise o huyun suretine sokar Cenab-ı Hak. Yani gamsız yaşadı, hiçbir şey umursama, bir eşek sıfatını koyar. Bir topsulukta güzel muhabbet olurken, bir süs atar ortaya, bütün orayı zehirler, üzünlere, sıkıntılara sürükler. Onu da bir yılan, bir akrep sıfatına koyar. Dünyada her şey benim olsun. Öyle bir yaşantısı vardı. Onu da anlıyorsun. İnsanlık sıfatı bitti. Kurt sıfatıyla çıkarır. Hayvanlardan en çok tamah eden kurttur. Sonra çok hırslı, ufak bir şeye hırslanıyor, ediyor. Onun da sureti, küpek var. Alır insan sıfatını, koyar küpek sıfatına. Yani şimdi insan demek, kainat demek. Bak kainat demek. Nimetlerin en büyüğü akıl, o da insana verildi. Şimdi biz ruhumuzu, bizi diri tutan ruh. Ne diyeyim Mevlana? Ruh, berrak suya benzer. Kap kirliyse diyor, kap kirletir ruh suyu. Şimdi biz kabımızı temiz tutmamız için ancak andığımızın kendimizi bir Allah elçisine vereceğiz. Oranın mabetiyle içimizi temizleyeceğiz. Ruhumuz da biraz kirlenmiş ise kalkıp Hazreti Mevlana'nın selamı olsun üzerine onun ruhunu bedenimizde ruh edinmeye çalışacağız. Hazreti Muhammed Efendimiz'in, İmam Ali Efendimiz'in, bu büyük zatlar, bu kişiler anlamısı, ruhları da temiz, kalpleri da temiz, sözleri de temiz. Bunları ruh edindir mi kendine? İşte sen anlamısın. Temizlenmiş sayılırsın. Hayvan sıfatına dönüş olmasın ruh-i cezaya. Şimdi ne diyor Cenab-ı Mevlana? Beni çok seviyorsun evlat ama dile getiremiyorsun. Ama çok seviyorsun. Ben de biliyorum çocuk seviyorsun. Sakın diyor gam yeme. Kendi kendine konuşma deme benim halim ne olacak? Seni dile getiremem. Bir gününe giremedim, kazandıramadım. İsmim geçerli olmuyor bu alemde. Bunları hepsini diyor, kafandan atacağım. Beni çok seviyorsun ya, evet çok seviyorum. Ben diyor, anıldıkça sen de anılacaksın. Çünkü ruhunu bana verdin diyor. Bak bu müjdesi de var bize. Yani mürşit, biz onun temsilcisiyiz. Zaten sizi ona götürmüyoruz, başka bir yere götürmüyoruz ki. Sonra sen erdin Hakk'a, sülalenden anneni, babanı, dayılarını, arkadaşlarını, bak 7 sülaleye kadar şefaate koşaydın onları. Bak diyorsun yok o arkadaşların oralarda, annen yok, baban yok. Aklının eseri, düşüşe, çileye, sıkıntıya, üzüme, sen onlara şefaat ediyorsun, alıyorsun onları oradan. Bir şey mi soracaktın sen? Ha? Sor bakayım. Peki o esnada tekrar onlar tekamüle geldilerse, tekrar bir elbise giyip gelmişlerse ne olacak? Şimdi hayvan sıfatındaysalar,
onları kazaya uğratır. Yani onları kazaya uğratır, ruhları ne anlar mısın? Alır azata. Bu kadara kadar sahiptirler. Bakarsın bir yerden bir araba altına, bir memleri altına kazaya kurban eder, kurtarır. Ellerim daha elbise giymemişseler, şeylerden. Çünkü ruhlar buradan çıktıktan sonra bedenlerden bir kısmı alemi erbada orada toplanırlar, beklerler emir. Nereye gönderilecekler? Peki insan elbisesi giyip gelmişlerse? İnsan elbisesi giymişlerse o zaman onlara dokunmaz. Neden dokunmaz? Onlar tekamüle koşarlar. Zaten insan elbisesiyle gelemezler kolay. Onlar eli iman saygıdırlar. Böyle kolay kolay gelemezler. İman diyelim şimdi. Gelin bakalım, hoş geldiniz. Şimdi bilerek, bilmeyerek, öyle bir insanlar var, bilerek, bilmeyerek, hiç hata işlememişler. İbadetlerini yapmışlar, namazlarını, niyazlarını. Kimsenin aleyhinde konuşmamışlar. İnsan eti, Adem eti hiç yememişler. Hep anlıyor musun? Allah'ın varlıkları olduğu için Allah'tan ötürü bütün varlıklara iyi bakmışlar. Sonunda anlıyor musun? Bilmeyerek ölürken güzel bir yüzeyle karşılaşırlar. Ve bunlar anlıyorsun, müjdeleniyor. Mümin sıfatına girmişler, bilerek, bilmeyerek. Ama burası bilerek yola çıkayım. Yani aklını kurban etmiş, nefsini kurban etmiş, gönlünü tam manasıyla vermiş. Artık bilerek yola çıkayım, o biri bilmeyerek. Bir kudret var. Nerededir, nasıldır, nicedir bilmeyi, namazını kılay, orucunu tutay. İnandığı bir hayali Allah kendine göre, ondan çok korkay. Hiçbir hata yapmay. İşte bunlar da anlıyorsun. Temiz bir huyla yaşadıkları için kurtuluşa eriyorlar. Ama bunlar pek nadir. Şimdi kızımız yine sorayım. Yedi nefs mertebesi nedir? Şimdi insan nefsinde yaşadığı zaman kulaklar daima hayvani, nefsani duygulara ikisi verildi. Gözler dört ikisi. Onlar da nefsani bir bakışa sunuldu. Burunda iki delik daima nefsani kokulara yönlendi. Ağız da yedi nefsani sözler konuşuyor. İşte sen anlıyorsun yedi cihetimle bütün vücudumla tamamen küfüre düşmüş oluyorsun. Bu yüzden anlıyor musun? Bunlardan kurtulman için ancak iman ettiğin yere onu kalbine koyacaksın ki o seni anlıyor musun? Aklını da temizlesin, gözlerine de güzel şeylere baktırsın, kulaklarını da güzel seslere yönlendirsin, burnunla da daima gül kokuları girsin burnuna. Ağzında hep güzel şeyleri söylesin. Şimdi
Özlemciğim soruyor bakalım. Dedeciğim, namaz ve benzer ibadetler için kalpte büyük istek duymak neyi anlatır? Yaratıcı huzuruna istediği için kalpler bu iştiyaki verir mi? Şimdi misal diyelim. Namazdan tat almak için, zikirlerden tat almak için bir sefer anlıyor musun? Kalbi dünya varlıklarından boşaltacaksın. Mevlana'mızın güzel bir sözü var. Kalp diyor, bir sarayı andırır. Beni hep istersin görmeye. Ben ise her gece gelirim o saray kapısına. Biraz böyle der ya. Karşıdaki dersleri seyretsin. İstersen ben gelirim, anlıyor musun? O saray kapısını vurmadan açarım. Aralarım. Kalkıp anlıyor musun? Bakarım. Saray dolu. Dünya eliyle. Evlatlarım, koca, arkadaşlarım. Bunlardan anlıyor musun? Sarayda oturmuşum. Ben yine kapıyı örterim, giderim. Neden gidersin? Ben orasını boş bulmadım. Ben beklenmiyorum. Ben beklenmiş olsaydım kapıyı açıp girirdim. Ve ben girdiğim zaman senin yanındasın. Günün çok değişik olurdu. Hatta bir gün değil, ömür boyu değişik olur. Çünkü yüzüm senin bütün kalbini, ruhunu ışınlandıracak. Başka alemlere sürükleyecek. Ve sen son nefeste dahi o yüzü bekleyeceksin. Bu yüzden anlıyor musun? Kalp temizlenmeden hangi ibadet yapılırsa yapılsın insan duygulanamaz. Şimdi diyelim güzel bir muhabbet doğuyor. O güzel muhabbet ne yapıyor? İnsanın ruhuna işliyor. Ruhuna işledikten sonra kalbine de işliyor. Ve buradan anlıyor musun? O muhabbetin hoşluğuyla, serhoşluğuyla, serhoş kafa hoşlanmış, öyle çıkıp gidiyorsun. Muhabbet daha koyuysa, daha derinlere inmiş ise, daha derinden su çıkarmış ise, o zaman vücut sarhoş bir hale gelir. Sarhoş, her zerem hoş. Bu yüzden anlıyor musun? Her şey bize bağlı. Biz aklımızı kurban etmiyoruz. Lafla ikrarda duruyoruz ama teslimiyetle olmuyoruz. Olmadığı için böyle ciddi düşünceler oluyor. Ben bunu çok istedim bir evlattan, tam teslimiyetli çıksın da benim çilem bitsin. Bak açık söyleyeyim. Dünya baştan aşağı çilanedir. Sefane değil. Koca pir ne diyor selam olsun üzerine? Geldim bu zindana diyor. Sefa sürmeye değil diyor. Baştan aşağı çamurluktur diyor. İki kişi kurtarmak için geldim diyor. Kurtarabilirsin de mutluluk olsun bana, toplumu değil. Yok, dünya onu anıyor. Şimdi diyelim sen nasıl çamurdun bu dünya?
Neyi alırsan eline al, hepsi toprağın evlatları. Hepsi toprağın evlatları. Neyi alırsan al. Sofrandaki yemekleri, üstündeki eşyaları, zinetleri, yapıları, hepsi toprağın. Şimdi orayı sulandıralım biraz. Bak bakalım alır mısın? Süretler kalır mı? Çamurlar her tarafta akmaya başlar. İşte sen çamurlukta dolaşırsın ama farkında değilsin. Renkleştirdi. Aldı aklını sana. Sürükledi o taraflara. Şimdi biz varlıklarına ne diyiz Allah'ın? Allah'ın beyimi. Beyimine tutulduk, seni unuttuk. Allah Allah. Hadi bırak o beyimi de. Gelmeseydin bana ya. İkinci soru. Memlilikte sevdi ilmi ve ilim nasıl yer bulur? Birbirinden ayrılır mı? Evet. Sevdi ilmi nasıl olur? Acizane fakir, burada her sohbetim Pirimi, Pirimi zikredersen, Hazreti Muhammed'i zikredersen, İmam Ali Efendimiz'i zikredersen, bu zat-ı şeriflere sevdim sonsuz, teslimiyetim sonsuz. Onları anarken ben onlarla yaşarım ve size de yaşatırım. Yaşattığım anda demek ki anladığımızın sevgiyle bakıyorum. Sevgilimin sözlerine ne kadar güzel bir sözler söylemiş. Misal bir rubayısını alayım, elime okuyayım. Okurken onun cemali gelir benim karşıma. Ona bakıp seyretmiş gibi hayalimde canlandırırım ve okurum. O sözlerden anlıyor musun? Hem ben tat alırım, hem size tat veririm. Bir de sevgili canlandırmasın yüzün önünde. Kuru kuru sana okursun. Karşı tarafı dinlerken uykuya sürüklersin. Zaten sen de uyuyorsun. Bunlar neden kaynaklanır? Aşk yok. Sevgi yok. Okuyacaksın seni. Ölü okuyor bunu. Canlanmak, canlandıramak. Bu yüzden anlıyor musun? Sevdiğini ilim sahibini seveceksin. Çoğunun sözleri sende baldan tatlı olsun da başta sen tadına varıp ve karşı tarafa da o tadı sunasın. Şimdi sese geldi iş. Davud Aleyhisselam selam olsun üzerine Mescid-i Aksa'yı o temelini atmak istedim. Bir mescit yaratsın. Ondan sonra anlıyor musun ne idari? Orada muhabbethane meydana getirsin. Allah'ı süze getirip toplumuna aldatan bilgi versin. Tam temelini atacak. Hemen anlıyor musun? Kargaşa oluyor cemaatinde. Kargaşa olunca Davut koşu yatışırsın o kargaşayı. Tam yatıştırıp tekrar hazırlanırlar harcına şeyine. Damla sen de bile bırakın. Afiyet. Nasıl ablanın kapanma yönünü. Yine geliyor. Temeli atacak. Yine kargaşa. Yine geliyor üç sefer. Yine kargaşa. En sonunda başını şezdeye vuruyor Davut Aleyhisselam. Ellerini de açıyor havaya. Allah'ım diyor. Bir mescit meydana getirmek istedim. Seni yad etmek için.
bana neden müsaade etmiyorsun? Tam temelini atacağım, halkın arasına bir kargaşa sokuyorsun. Senin kudretin olmasa bu kargaşalar olmaz. Koşuyorum yine senin kudretinle orayı dindirmek için. Tam dinin geliyorum yine. Demeli hazırlarız, atarız yine. Suçum ne? İşte Davut Aleyhisselam acaba sen katilsin diyor. Sana müsaade yoktur Mescid-i Aksa'yı yapasın. Başlıyor Davut Aleyhisselam ağlamaya. Ben diyor bir karıncayı incitmedim bu alemde. Bana nasıl katil ismini verirsen, senin bağışladığın canlara ben nasıl kıyarım? İşte Allah'tan ses. Davut diyor, sen Zebur'u okurken diyor, dağlar iniyor senin sesinden diyor. Zayıf canlı kurday dağda, atay kendini gülü, aslan, kuş. Sen bunları görmüyorsun. O sabandan diyor ölüler. Davut bir titreyi hemen başını şezdeye vuruyor. Allah'ım diyor, ağzından çıkan o ses sen değil misin diyor. Bana ait ne var ki diyor. İşte ses. Ya Davut ben senin sesinle anılacağım. Mescid-i Aksa'yı Süleyman'a yaptırtacağız. Seslere. Deden şimdi Kur'an'dan haberimiz yok bizim. Kur'an'dan haberimiz yok, Kur'an'dan. He? Haberimiz yok Kur'an'dan. Yok, hiç sıfır Kur'an. Ben kendimi konuşayım. Yok. Kur'an'dan haber yok. Kimsenin yok. Kur'an'ı niye okundu? Hayır, Kur'an'da da bu. Sen anlatın hepsi şimdi. Kur'an yanında olsa sayfayı gösteririm. Ve secde kapanır. Hayır mı? Şu aklıma gelmiyor şimdi de. Bu fakir 87'de. Eyvallah. Konya'dayız. Konya'yı fakir temsil ediyorum. Selman dede de rüşat olsun. Hayatta, şerife hayatta. Bir tane benim arkadaşım da vardı hayatta, Rahim Baba da. Hacı İbrahim Efendi, Fatih Müftisi. Tuttu beni 2-3'lere kadar soru cevap. Fakir susmadım, cevaplandırdım onun sözlerini. Attı elini cebine çıkardı Kur'an-ı Kerim'i. Şu ayetten konuştum dedi, şu ayetten var. Hiçbir sözün dedi Kur'an dışı değil dedi Hasan dedi. Kusura bakma dedi. Yani sen almışsın yerinden, sarıldı burnuna. Şimdi kalktık sabah namazına gittik. Arkadaşımın biraz dizi ağrır, o gelmedi camiye. Camiden dönerken dedi, Hasan dedi, Enver dedi, niye gelmedi dedi camiye. Dedim o biraz dizinden rahatsızdır dedim, bu yüzden dedi, gelmemiştir. Ama dedi dinimizde kolaylık var dedi, oturabilir, işaretle namazı kılar. Şimdi dedim, bir insanın işinden gelmedikten sonra dedim, götürmek de hiçbir faydası yoktur. Ama bu çocuk dedim, şimdi göreceksin dedim otelde. Uykuna mı bulacağız, yoktaki güzel bir hizmetleri de mi bulacağız bunu? Nasıl dedi, görürsün dedi. Başta senin yatağını yapmış olur, Selman dedenin yapmış olur, benim yapmış olur, Ray babanın yapmış olur. Hem kahvaltı sofrasını da, çayı da demlemiş olur, öyle bularsın o dedi. Fakirden perde kalktı, her şeyi görüyorum o yapmış. Giriyoruz içeriye.
ayakta duruyor. Bizi karşıladı. Dündarcı İbrahim'ci üzerlere. Bana dedi, sen kimsin? Ben hiçim dedim. Bak onu temsil edeyim burada. Şimdi dedim, girmiş olsaydı dedim sabah namazına bizimle. Namazdan sonra bu işler hepsi bize düşecekti. Namaz mı daha makbul? Yok peki. Bunun bize hizmeti mi daha makbul? Bağışladık mı dedim. Çoktan dedim. Yani böyle şeyler de süre bulmuştum. Şimdi Fatma soruyor. Her gece mana görmek. İçimizdeki Rabbe yakınlık mıdır? Yoksa uzaklaştığımız için hatırlamaktır. Bir sefer her gece mana kimse göremez. Ancak rüya görür. Bir de hayal kurar. Kaos yaşar. Göremez. Mana her gece yoktur. Mana bir sene geçer, üç ay geçer, altı ay geçer, iki sene geçer. Ve kişinin aklıyla lider bunlar, katliyen. Bu ne zaman seni boş bulur, her şeyden arınmışım. Kalbini de ne zaman çok temiz görür, o zaman gelirim. Sen beni her gece göremezsin katiyen. Ama hayal edersin, o başka. Görmek başka. Ben göründüm ve rüyanda mana sayılır. Rüyan güçlenir biraz ama benim arkamda yine dünya var sende. Bak seyrediyorum seni. Nerelerde hala dolaşıyorsun. Çıkamazsın başka taraflara. Ne zaman anlıyorsun? Ben geleceğim. İmam Ali'yle ya Peygamber Efendimiz'le, Cenab-ı Mevla'yla birinize. Ondan sonra sizi alacağım. Onların mezdişini götüreceğim. Oradaki suhbetleri dinleyeceksiniz. Suhbetlerde yüzler açılacak. Bak bakalım siz yataktan kalkmak ister misiniz? Katiyen istemezsiniz. Yoldan içi dersin, yüzlerini kaparsın ama gitti. Gelmez. Ve o sende artık kalıcı olur. Unutkanlığı da katliğe yer vermez. Tadın en büyüğü o. Güzelliğin en büyüğü o. Huzur veren en güzel yer o. Son nefeste kadar o. Artık bu alemde yaşarsın ama hep onun sarhoşusun. Onun sarhoşusun. Onun için öyle bir işaret olmuyor. Olmuyor. Dedim ya, güneşimiz Temmuz ayı olsun. Bir de Resulullah'ın öbür yüzü olsun. Güneş altına. Bak bakalım, gülde nereden doğacak? Güneş gülde olur. Onun yüzü parla. Yok ondan güzel. İşte kocam Mevla. Koydular Allah'ın adını nabza-i celal. Hocalar barbar bağırır camilerde, liselerde, avralarda. Allah yakıcıdır, celalidir. Bütün fetvalar onların ne söylerseler hepsi yanlış. Şimdi beni dinleyin diyor. Allah diyor, sözleri doğrudur, Allah yakıcıdır. Ama Allah ateş ile yakıcı değil. Allah nur ile yakıcı. Nur ile. Bizden de istiyor, güzelleşelim. Her bakımdan dönmüşsün, bütün kötülüklerden arınalım. Çok güzel yüz bize. Görünsün,
biz oranın meftunu olalım. Sizlere çok işaretler verdim diyor ben. Kızdan yüz tuttum, erkekten yüz tuttum. Birbirinizin akıllarınızı başınızdan aldım. Birbirinizi birbirinize meftun ettim. Yolda hep birbirinizi konuştunuz. Uykuda birbirinizi düşünerek yattınız. Sofrada birbirinizi düşünerek yemek yediniz. Hatta edep erenlere haram düştüğünüz yer, acetane, tuvalette de orada da durmadınız, birbirinizle konuştunuz. Bu geçici bir güzellikti ama sizi sarhoş bir halde yaşattı. O bir yüz görünse bakalım anlıyorumsunuz, siz ayılır mısınız? Dedim ya, 1,5 ay ben mecnun yaşadım. İlla da Leyla. Yok ne diyeyim başka. Ümmü Sinan Hazretleri sattı üzerime. Ustadımdan selam getirdi. Dün biraz dünyaya dedi. Varmış daha hizmetimiz. Sizlerinle darışmamız varmış. Şimdi dedik ya, yani uyandığımızda atı hatırlamayıp sonra tamamen unuttuğumuz manalar ne işaret eder? Bunları anlıyor musun? Misal olarak akıl girmiş bir yere, tam manasıyla aydınlık yanmamış rüyada sana, o an için bir gün sonra, iki gün sonra unutuyorsun gidiyor. Şimdi yeşilim, Nur, yine Ankara'dan sesleniyor. Bakalım nesiniz? Pirimiz buyuruyor ki, bir mumdan yanmış olan çırağı gören, yakine o mumu görmüştür. Bu ilk mumdan 100. muma kadar o ilk mumu, nuru görülerek gerçekleşir. Şimdi Nur kızımla burada sayısız sefer bu mabetleri yaptık. Tekrar yenileyelim sözünü. Cenab-ı Mevlana selam olsun üzerine bir sürü veli geldi ama Mevlana gibisi gelmedi ve gelmeyecek. En çok bilgi sunan bu alemde Mevlana'dır. En çok hakikat meydana çıkartan Mevlana'dır. Ve bugün dünyamız durdukça Mevlana anılmaktadır. Hatta gün gelecek, gün gelecek. Onun türbe-i saadeti yıkılacak, yeniden yapılacak, tuğlaları gümüş olacak, sıvası altın olacak. Avralarda, liselerde, camilerde Mesnevi Şerif okunacak. Diğer eserler kalkacak. Bu şimdi size hikayedir, masaldır ama bu süre bulacak. Bugün beklerler meydi gelecek bu aleme. İnsanlık alemi hepsi birbirine kardeş olacak. O geldi 800 sene önce. Cenazesinde hepsi kardeş oldu cemaat. Ami de orada, papazı da orada, Budisti de orada, hocası da orada, hepsi beraber. İkilikleri kaldırmıştı. Şimdi hayatta ne söylüyor Mevlana? Benim nazarımda diyor 124 bin peygamber ne geldiyse bu aleme hepsinin ismi Ahmet'tir. Bak, hepsinin ismi Ahmet koymuş. Muhammed'in birinci ismi. O birinci ismi İsa Ruhullah verdi. O dedi,
Benden sonra bir prens gelecek bu aleme. İsmi Ahmet'tir. Onu kim yetişecek? Benim selamımı söylese. Ben şimdi de onu methediyorum. Beni de ümmetinden saysın. İsarullah diyor. Matos'un İncil'inde bu. Yazılı. Papazlar oraya geldikleri zaman preskoç yaparlar. Preskoç geç. Orayı okuma. O taraftan da devam. Onu okursa durak ver. Durak verir. Başındaki papaz şapkasını lazım çıkarsın da Muhammed ilerse. Şimdi Mevlana diyor 124 bin peygamber ne dediyse bu aleme hepsi benim nazarımda ahmettirler. Neden demişler ya Mevlana? Hepsi benim sevgilimden söz ediler. Onun için ayıramam onları birbirinden diyor. Dinlere diyor gelince diyor. Dinler de diyor benim nazarımda hepsi bir. Ayrıcalık yok. Tek bir ayrıcalık varsa dedi ibadet farkı var. İbadet farkı var. Amaca gelince diyor, hepsi diyor benim sevgilime el açmaktadırlar. Ondan beklentidedirler, ondan arayırlar. Şimdi diyor elinde diyor, bir paket mum var, sayısı 100. Mumun vazifesi karanlığı ortadan kaldırmak, aydınlık sunmak. Peygamberlerin vazifesi İnsanları karamsar düşüncelerden arındırmak, aydınlığa yönlendirmek. Sen şimdi istersen ilk buna sarıl, istersen sonuna. Yeter ki biri bul. Biri buldun mu, hepsini bulursun yavaş yavaş. Biri bulamadın mı, ne kadar ilim tahsil edersen et, sen sıfırlardasın. Hiçbir şey değilsin sen. Sıfırlar yazarsa kapında başka bir yer görürler orasını, tuvalet. Bulmamışım biri ki. Konuşmuyorsun birden. Ne kadar varlığın olursa olsun, ne kadar bilgin olursa olsun, bütün bilgiler zahiri, dünyaya ait. İnsan gidiyor üniversitede, tahsil ediyor, mimar olacak mimar, zahir. Kendi nefsi için çalışacak. Kimyager kendi nefsi için. Hekim kendi nefsi için. Hukuk kendi nefsi için. Allah için ne var? Yok üniversitede Allah için bir şey yok. Medresede ne var? Hafız çıkacağım. Hatip çıkacağım. Allah'ın kimliğinden söz edeceğim. Acaba Allah'ın âlâdına bürünecek misin? Onun hâlini giyecek misin? Yok da ki oraya girdin. Yavru bir kuş gibi sonra çıktın palas ortaya. Haydi. Ben bilirim, sen ne bilirsin? Ayetleri kalkıp hep nefsine göre, zahire göre tefsir edersin. Derinine inmesin. İnsanın Allah olduğunu söyleyemezsin. Hemen buraya geldin mi, ben şirk koşamam Allah'a dersin. O tektir, evet tektir. Şimdi diyelim, abi Tauman'ı karşıma. Tauman isminde çok Taumanlar var. Ama fikirle dünyada tektir. Kendi görüşüyle dünyada tektir. Yaşamıyla, fikirleriyle dünyada tektir. Sureti de benzeri olsa yine fikirleriyle ayrıdır. İşte Allah oradan da tek olduğunu gösteriyor. Hadi bu bir tane ikisi aynı olsunlar olmayacak. Hatta ikizler. 2 yıl sonra bir tane daha gelir.
Bir bakıyorsun iki sınıf fikirleri tutmayın. Benzerlikler var ama fikir, görüş, akıl birbirinden ayrı. Her yerde tek olduğunu gösteriyor. İşte bunu şeye de meydan anlıyor musun? Bu yüzden bu kızıma sen şimdi biri bulmuşsun. Birinden istersen İsa'dan söz et, istersen Musa'dan söz et, istersen Davut'tan söz et, istersen Yakup'tan söz et, istersen Yusuf'tan söz et, istersen Abdülkadir Geylani'den söz et. Kimden söz edersen söz et. Neden? Birden çıkmışsın yola, bir seni devamlı birden söz edenlere götürür, gezdirir. Şimdi Sema kızımın da bir sorusu var burada. Dedeciğim, sabır ve şükrün hikmetinden bahseder misiniz? Sabır imanı arttırır mı? Şimdi misal olarak bir yerde bulunuyorsun, sana uygun yer değil, sıkıyor, ediyor, konuşmalar olsun, bilmemli olsun ama sen orada kendini tutmak istiyorsun, oranın derinliklerine ermek istiyorsun, o zaman anlıyor musun? Sabredeceksin. Şimdi o sabır seni mürada erdirir. Erdirdikten sonra şükre girersen. Şimdi bizler sorsalar diyelim, dede nasılsın, iyi misin? Ben şu cevabı veririm. Hamdolsun Allah, iyiyim derim. Niçin şükür demiyorsun? Çünkü bazı rahatsızlıklarım var. Onlar anlamış. Sağlığa ulaşmamış, etmemiş. Bu yüzden anlamışsın. Allah'a hamd ederim, şükretmem. Ne zaman dört sağlığım yerinde, bazı hastalar, şeyler, sevdiklerim, onlar da yanımda. O zaman Allah'ım sana sayısız şükür derim. Şimdi biri kalkar bir şey verir, ne dersin? Teşekkür ederim. Şükür de teşekkür manasına der. Ama sen bana sağlık vermeysen, sıkıntı verirsin, ben sana niye teşekkür edeyim? Etmem. Hem çok severim ama hamd ederim, susarım. Biraz benimden lazım olsun ama. Anlaşalım, başka türlü olmaz. Anlatabildim mi? Şimdi bakalım Mel'den ne soruyorum. Dedeciğim, Feridun atar İlahi Nahmet'e senin seddin, kendi varlığın, yer, yüzünü... Yecüc. He? Yecüc'ün. Yecüc. Yani Yecüc Mecüc var ya dedi, onlardan bahsediyor. Mecüc, sensin derken anlatma istediğin nedir? Sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi insan kainattır. Bunlar diyelim, yaratmış Allah. Perileri yaratmış, cinleri yaratmış, hurileri yaratmış, cüceleri yaratmış, yedi cüc. Bunlar anlıyor musun diyelim, onun yarattıkları. Hepsinin üstünde insandır. İnsan olduktan sonra
böyle boş şeylere aklını yutturmaması lazım. Çünkü onlardan hiçbir hayır gelmez, huzur gelmez, neşe gelmez. Onları gördüğün zaman Yunus'a versene, başlarsın ürkmeye, korkmaya, kaçmaya. Onun için bunları ne an, ne zikret, bırak kendi halinde dursunlar. İki, Mesnevi Şerif 3. cilde. Onun emri ve takdiri olmadıkça ağaçtan bir tek yaprak bile düşemez denemektedir. Her şey takdire göre ise çaba ve aklın yeri ne olmalı? Şimdi misal olarak akıl verildi nimetlerin en üstünü. O akli verdiği zaman seslendi Allah. O akli veriyorum sana. O akli bende tutarsın. Ben o akli bende tutarsın diyor. Dayın beni görürsün sen de. Biz ne yaptık o akli tutmuyoruz. Yaratıcı da benim. Burada size bir sürü sözler, hakikatler konuşuluyor. Cezdiriyorsun annene, babana, evladına, oralara, buralara. Akıl bir dakikada sayısız yere gidiyor. Gamlar, sıkıntılar, üzümler. Sen de varlığını gösteriyor. Sonra işte bak, Allah diyor ki, benim emrim olmadan bir yaprak oynamaz, etmez. Şimdi Allah dedi, o akıllı bende tut. Neden sen şimdi Allah'ı dinlemiyorsun da aklını dağıtıyorsun başka yerlere? Allah sıkıntı vermez. Allah üzüm vermez. Allah kimdir? Baştan aşağıya rahmettir. Kimliği yüzü nedir? Nurdur. O ışıktır. Sonsuz güzel bir var. Allah neşedir, Allah şefkattır, bütün güzelliklerin kaynağıdır. Ondan zerre kadar andırmışsın. Sana cefa, üzüm, sıkıntı gelmez. Bunlarla meşgul olmaz Allah. Allah'ın güzel yüzü Muhammed'de, güzel yüzü Piran Efendiler'de, güzel yüzü Mevlana'mızda. Bakın bir sefer anlıyor musun? Ne diyor Mevlana? Sevgisiz, aşksız, geçen ömürü ömür sayma ey yolcu. Sevdiğin yok, çoğalmamış, aşka dönüşmemiş. Sen yaşarken ölmüşsün, boşuna dırdır etme. Şimdi al bakasın, ölü çok. Haydi, çıkıyoruz yollarda. Yüzler asıl bilmem ne. Yoklamaya kalktın mı, çoğunu sevgilerin maddede. Maddede, evlatta, orada, burada. Hiçbir o güzel vergilerini vermiş, veren de sevgileri yok. Onun için anlıyor musun? Evet, o akıl da gidiyor sayısız yere. Ama Allah'ı da yoruz biz. Onun kudretiyle. Dediniz aklımızı oralara, buralara. O iyiydi başını. Bakıyor, hadi daha nerelere götüreceğim beni bakalım. Şimdi kainatı alalım. Kainat hepsi Allah ile ilgili. Şimdi bakalım Allah'a. Acaba kainat ile ilgili mi Allah?
İşte Allah kainatla diridir. Kainat Allah'la diridir ama Allah kainatla diridir. Allah kiminle diridir? Seveniyle diridir. Sevmeyenlerle diridir. Katiye. Hepsini biliyor. İsterse hepsi temizlensin gitsin. Allahsız çünkü hepsi. Acımaya ve kandırmışsın lüzum yok. Seve ya birisi hep kuru kalabalık olsun. Allah Allah. O zaman biz pazara çevirelim. Allah'ın yollarını. Devamlı prasadan konuşalım, lanadan konuşalım, kıvırcık salatasından konuşalım, bademden konuşalım, çilekten konuşalım, kirazdan konuşalım. Hadi. Kalabalık ya. Öyle insanlar da var. Belki meyveler daha üstündür onlardan. Zarar vermez, tat verir. Ama insan görürsün, bak görürsün, benzerini vuruyor, öldürüyor. Zarar veriyor. Ondan sonra Allah öyle istedi, yapmıyor. Bir de biri bir çalma sarmış kafasına, sakal da bırakmış. Benim yolumda ölürsen şehit sayılırsın. Cahilin ikamış beynini. Afyonu yutturmuş. Bakın şimdi bütün dünya savaş meydanının neresini yaptılar? Suriye. Orada silahlar deniyor. Kimlere zarar oluyor? Müslümanlara zarar. Pekala onlar Müslüman mı? Hayır. Ben bugünü Müslüman değilim. Müslüman olmuş olsaydılar anlamsın. Onlara uymazdılar. Hatta o Esad var ya, adam ki sevilmeysen, edilmeysen, senin yüzünden bu kadar kan dökülür. Bırak o koltuğu ya. Sessiz millet birini tamam. Yok. Hep benlik, hep benlik, hep benlik, hep benlik. Dünya çok değişti ama akıl Hristiyan aleminde kemalat buldu, İslam aleminde kemalat bulmadı, çok gerilerde kaldı, çok gerilerde. Ben ne kadar söylesem, beni siz dinlersiniz. Benim dışımda olanlar ne dinliyorsunuz onu der ya. Namazı yok, niyazı yok, bir sakalı yok. Bu 180 kusur yaşına bir sefer camiden yürümeyiz, etmeyiz. Bırakın o Allah sizi. Taşların en büyüğü bana atılır. Ben de o taşları alıp yüklerim bir kenara bırakırım. Yani buranın dışında, benim tanıdığım dışında bütün tarikat ehli beni istemez. Bak, istemezler. Çünkü ben onlara uygun değilim ki. Ben Atatürk'ü andığım için hiç uygun değilim. Baktı ya. Mübarek beton demiyorum ben. Onlar beton değiller. İyi ki beton değiller maşallah. Beton gibi adam. Çamur gibi. Evet, 15 dakika vakit var. Bir soru atabilirsiniz, Mahmut. Söylüyoruz. Hadi iyi bakalım. Buyurun Tümer. Dedeciğim, biraz önce dediniz ki Allah'ı yormamak lazım. Kafamızın çok dikine gidip mesela bir işi yapmaya koyulduğumuz zaman o iş diyelim ki olmadı. Bir kere daha denedik. Bir kere daha denedik, tekrar olmadı. Ama inat ettik, onu yapacağız. Yani başarmamız lazım diye düşünürüz ya bir işi. Orada aslında bize gitme o işin peşinden mi deniyor, yoksa bakalım bu işi sonuna kadar takip edip başaracak mısın deniyor. O da Allah'ı nasıl kullanmak. Mesela bir iş yürümedi,
araştırdım. Mal verme oturdum ama satış yok. Yürümeyin, gitmeyin, yok. Gidecek, yok bekleyecek, yok edecek. Ama her gün zarara. Şimdi bu akıllı neden verdi? Hemen o işi bırakacağım. İşini değiştireceğim. Başka bir işe koymayacağım. Rızkını arayacağım. Umutsuz olmayacağım. İşle Mevlana. Umutsuz olma. Ey oğlum diyor. Ne güneşler var senin önünde. Devamlı işin peşinde koş diyor. Karanlıklarda durma. Sen koştukça sendeki duyuyor. Sana anlar mısın? Sonunda ve rızık kapısı açar diyor. Şimdi misal olarak ben her zaman şunu derim. Her meslek sahibi, her meslek sahibi. Tek bir kalemle mal gönetmemesi lazım. Adam yandırır mısın? Sanatçıdır. Devam yandırır mısın? Yeni modellerle kendisini uğraşıya koyması lazım. Şimdi misal bir sefer Avrupa kapandı. Neden? Sen Fransa'da malını sataydın, Almanya'da malını satıyordun, Belçika'da malını satıyordun. Bunları kapatıp Arap devletlerine kalksan bir şey yapasın, onlara kalın bir kumaş bir şey işleyemezsin. Çünkü onlar sıcak bölgede yaşayacak. Hadi kalksan tüm devletlerine, Kırgızistan olsun, Azerbaycan olsun, Kürdistan olsun. Bunlar da bizim işimiz bunlara gitmez, kurtarmaz çünkü onlar Çin'den alırlar. Ne yaparsın mesleği değiştir. Ne yapabilirsin sen? Bunun fikir tahtasına görürüz ve değiştirirsin mesleğe. Kalkarsın bir restoran açarsın. Bu millet her şey sığdırır, yemeksiz durmaz. Koyarsın birkaç usta, oturursun kasada, çalıştırırsın. Yine sen ağlarımsın, gelir. Ama sen gelmesin, danışmasın, illa ben buraya yok, gitti, buyurmasın. Bir bifaatsa, bir işleklerde, sandıkçılar, toslar, aydanlar, bilmem neler, birisi yalnız, ayakta tutar. Biz yalnız maneviyattan ders vermediğin, her günden bana soruşun. Ne? Yeterliğinde dertler. Çantadan çıkmalıyız. Neden? Ben de piyasa adamım. Piyasada işler durur diye. Her bir sandığım sonra. Şikayet ederim ben işlerinden. Ama ben hiç durmazdım. Bende iş çok. Çalışan yok. Sıkılır birer. İşte 9 yaşından ben de 8 yaşından 9 yaşından bir sefer kalmamıştır işsiz. Ben bıraktım atölyeyi, bunlar hepsi işsiz oldular sonra. Her şey bir usta lazım. Yeni kurucu lazım, ne yapılacak, ne edilir. Evet. Dedim şimdi maneviyatı da Veseli müteslimat. Kim olursa olsun. Madem ki teslim olmuşsun. Evet. Hani yolda olursa olsun. Evet. Gelip danışacak şeyhinle. Ne diyorsun baba efendi? Evet. Ha, ben bilirim. Hiçbir şey bilmezsin. Zımır kuvan. Şimdi buna cevap vereceğim sana. Şimdi Mevlana'mız selam olsun üzerine. Bana söylüyor.
Allah söyleyeyim size. Eyvallah. Güvercin mekanımı selam olsun üzeriniz. Mürşidiniz diyorum. Onun muhabbetleri, hakikatleri vardır ama söylediği durumda kalkar dedi. Kalktıktan sonra dedi, yenisi geçer dedi. Yenisi geçer, senin derdine derman olamaz. Senin sorularına güzel cevap veremez. Senin sıkıntıların budur diyor. Senin diyor, mürşidin diyor, akınla diyor, ölmüş görünür diyor. Varemden müddesi kalktı. Senin kadar ki inancın, imanın ona vardı, o ölü değildir diyor. Tito'nun diyor, kabrına. Bak, kabrına diyor. Kabrında diyor, bunu canlandır yüzün önüne. Ne dertlerin varsa diyor, söyle ona diyor. O sana diyor, akşama rüyana gelir diyor. Senin dertlerine derman diyor. Şimdi benim başıma geldi. Ne geldi? Dede isteniyor İstanbul'da. Dedeni gittiymişim ama Ercan'ı bilmeyim. Bak Ercan yapmadım. 65'te Mevlana'ya gittim, Ercan'ı yapmadım. İhtiyaç duydu. Türkiye'de dedeye, Selman dede, inşallah olsun. Hemen fakiri tayin etti. Konya, şeydi. Grup hazır. Türkiye'nin en güzel mütribi, en güzel mütribi. Tüm radyo sanatçıları, Nezih Üzeri, başka Hakan Bülür, o mütribini bunlar anlıyorsa, hepsi radyo sanatçıları. Neyzen Veri, Kutum Sen Veri, kimler benden Neyzen'di? Süleyman Ergünler, Kutsi Ergünler, Arif, bunlar yedi tane Neyzen, İstanbul'un en temiz Neyzen'leri. Gittim, grubu gördüm, semazenleri gördüm. Görüştüğümüz gün değildi. Günlerden çarşambaydı. Cuma ertesi Fransızlara hizmet verilecek. İki hizmet, bir 11'de, bir de 2'de. Tamam dedim. Şimdi tamam dediğim, noksanlığımı söylemiyorum. İşim alabora oldu. Ama şimdi haberi aldık ya Cenab-ı Mevla'na ben gidecek şeye ne? Her şey nerede sana söyledi? Şimdi sana yüklensin o şeyi. Ercan'ın kabrına gittim. Kabrında konuştum. Nasıl hayatta konuşurdum? Toprağına yüzdüm, şerbe ettim. Ne dedi? Sen bana dedim, soyunlu. Bütün hakikatleri, manaların üzere kavuştum dedim. İyi ama Ercan'ı bana öğretmedim. Ben cumartesi hizmetim var dedim. Ne olur gel bu akşam bana dedim. Bana öğret Ercan'ı. Söyledim bunları, içimden kanat getirdim, rahatladım. Eve geldim akşam, yaptım hizmetimi, geçtim kendimi. İşte manama çıkıyor dedi. Hadi Asko gidelim Galata'ya. Ben sana söyledim ama hizmeti vermedim dedi. Şimdi sana yöneteceğim hizmeti. Geldim Galata'ya. Şimdi dedi, bak dedi, ben posta bulacağım. Sen semazınsın dedi. Elimi öp dedi. Başka dedi, yürü semaya. Ve geldi tekrar yanımıza. Ha, şimdi başka dedi, beni takip et. Çıktı posta, 3 devre yaptı. Velev devredi. Buna dedi, velev devri derler dedi. Bunu sultan bile icat etmişler dedi. Bunun dedi, birinci turu dedi, Allah, güneşi, ay, yıldızları yarattı. Gelemedi bile.
Şimdi dedi ikinci tura atarız. İkinci tura attık dedi. Allah dağları, taşları, çiçekleri, çimenleri, denizleri, okyanusları, çayları, gölleri yarattı. O adam da dilenilemedi. Şimdi ikinci tur dedi. İkinci tur Allah hayvanatı yarattı. Kara hayvanlarından, karıncadan file kadar, kuşlarından, serçeden, akbabaya kadar, deniz balıklarından, hamsiden, balinaya kadar. Şimdi ondan da dile gelemedim. Şimdi dedi, insanı yarattı. Şimdi ben olacağım semaza, sen geç posta. Beni geçirdi posta. Geldi şimdi, ben emin oldum. Ellerim omuzumda. Başka bir sema etme. Bunun dedi, manası dedi, insan oldu başını dedi. Ve dedi, kollarıyla sesleniyor. La ilahe illallah. Resulullah'ın ismi azam sözünü söylüyor. Cihan boş, ancak sensin Allah. O sensin. Şimdi başka ne dedi? Dün ve sahil dedi, hakka açıldı. Soler dedi, avlatan dedi, kullara ver o dedi. Kendine hiçbir şey mal etmedi. Hadi beni sema ettirdi, diyelim. O geçti semaya, güzel talim ettirdi fakiri. Hop uyandı. Haa, mesele yok. Aldı tercihini. Cumartesi, almışım babamı. Nerede anlıyorsun? Galata'ya. Fransızlar demiyor. Galata anlıyorsun, cemaatle dolu. Hemen başlayacağız. Meydan boş. Taktım tercihini kurdum. Artık uyarandım manamda. Kaynatanın eli nasıl yüklüyor? Kaynananın eli nasıl yüklüyor? Cemaate nasıl hizmet edilir? Bunları şeyler. Bunu alırım yüzüm önüne. Ve yürüdüm. Posta. Yürüdükten sonra. Posta çıktım. Yaz ettim. Hemen. Posta. Geldi sema hazırken, hemen beş defşak kalktık, üç devrini yaptık, üç devrinden sonra sema meydanını açtık. Açtıktan sonra yüzümüze hiçbir de anlamadık. Allah Allah, acabilik zerre kadar çıkmadı ortaya. Heyecan yapmadan, bak gibiş olduk şey onun için. İki de sonra attık, tamam. Ooo, rahatım, soğukkanlıyım. Hatalar kalmadı. Devam ettik, devam ettikten sonra, 10 günden sonra, misal değilim, 81'den 88'lere kadar, 89'lere kadar Nezi Hüseyin'in kurduğuyla takar. Yani en kuvvetli sazendeler, semazende ona ceza. 87'de aldık Konya'yı. Konya semazenleri, bizim semazenleri birleşti. Bugün Mustafa Orat, oranın baş dedesi, o benim semazen başımdı. 89'da kendi grubumu kurdum. Kurduktan sonra Nezi terk ettim. Nezi terk ettikten sonra bizim çocuklar lisede, orada, burada çalıştırdım. İlk meydan açarız Galata'da. Bütün başı Mehmet Refik'ti. O Mehmet Refik velet devrinde bir devir yaptı. Bir devir yaptıktan sonra hemen ayına girdi. Çok bilimli sayılırdı. Ben hiç bozuntuya vermedim. Şimdi semazenlerin sağ olsunlar, düzgün sema etmeyler, hepsi bir tarafa kayırlar.
işte Yusuf'u. İşte o Fatih çok güzel yaptı. Onlar o heyecanı gitse, yavaş yavaş anlıyoruz. Düzeldiler. Düzeldikten sonra bütün Avrupa'ya açıldık. Her tarafı buraya geliyor. Semalar düzgün, sazlar düzgün. Sonra ne yaptın dede? Selman dedenin grubuyla birleştik. Oranın Müşri Neyzenleri, Müşri Sazları, hani Konya grubu şimdi bize bağlandı. Başka biz çekeriz. Habil Gül geldi diyelim 93'te. Kızları çıkardık semaya. Servisi kızları semaya çıkaran Allah. 10 sene be uğraştım bu cahillerden bu yollarlar. Bu kadar mı kadına düşmanmışlar ya? Aman Allah. Bir taraftan anlıyorum seni. Gülünürler medeni ama medeniyetten çok uzak. Yine ne yaptı bu dede? Yapıp ne yapıp anlıyor musun? Hepsine cevap verdim ve anlıyor musun? Geri adım atmadım. Kadın grup 93'ten bugüne kadar devam etti. Yarınlara da devam edecek. Galata'dan uzaklaştırdılar, Üsküdar'dan uzaklaştırdılar. Bodrum katı anlıyor musun? Açtım. Allah burasını verdi. Ve çok şükür hizmetler devam ediyor ve devam edecek de. Devam edecek de. Neden? Artık anlıyor musun bunlar? Duyuldu, yürüldü, edildi. Şimdi biz dedik ya, akıl almadığı bir şeyleri ni kulak veririz, ni dinleriz. Şimdi Meram'a çıkarken Tavus Baba bir yatırın ismi var orada. Bu Tavus Baba denilen kişi Tavus Hanım'dı. Selçuklu Aleyt'in hükümler devrinde onun veziriyle bir muhabbeti vardı kızı. Kızı kimsesi yok. Meram'a çıkıyor. Meram'a. Müritleriyle halk muhabbeti yapıyorlar. İni yaşaya gidiyor. Tavuz Hanım kaldırmış ellerini. Allah'ım demiş. Bu alemin kutbu kimse. Kalbimi çalsın. Beni güzel bir sıfata koysun, nurlandırsın. Vezir benden başka seni beğenmesin. Beni beğensin. Benimle evlilik yapsın. Dua ederken Cihan Kutlu Mevlana bunun seslerini, münacatını işiriyor. Mümkün ediyor, siz yürüyün aşağıya doğru derdiye. Tavus Hanım'ın kapısını çalıyor. Tak, 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 tak. Tavus Hanım çıkıyor. Ne baksın, koskoca Mardana kapıya. Aşağıya kapıya. Buyur ya Hüdavet. Buyur. Alıyor eve odasına. Senin diyor bir müşkün var. İçine bir korkaklık gelmiş. Sevenin seni bırakmasın. İstiyorsun Allah'tan biraz daha nur. Şimdi benim gözlerime bak diyor. Tavus Hanım'a bak diyor. Tavus Hanım'a bir nazar edeyim Cenab-ı Hakk'ın. Başlıyor bu şey. Yemek vermeyeyim. Bana müsaade. Onun yüzüyle nurdanı sanki evin odasına güneş girmiş. Öyle bir hale sokak kadını. Çıkıyor. Çıktıktan sonra yeni sadrazam sevgilisi. Ne zaman geri eve odaya kadını yüz kat üstünde güzellikte gibi kaybedi kendini.
kapıdan fırlayıp çıkıp dışarı gidiyor sarayla. Ali, Diyanet Başkanı'nı Şeyh-i İslam'ı getiriyor eve, nikah kıldırıyor, evleniyor. Şimdi evleniyor. Dün geliyor anlıyorsun, Tavuzhan'a. Hastalanıyor. Hastalandıktan sonra Hakk'ın rahmetine yürüyor. Yürüdükten sonra vücut Adem Yer'den tavsu kapını ama erkek tavsu. Pırı pırı tüyleri şeyleri tavus kuşu oluyor. Onu tavus kuşu olarak sırlarlar. Ve koyular ismini tavus baba. Mevlana da ermişti artık. Kapını gitti. Ama ben yaşadığı devirde kadın sıfatında tuttu onu Mevlana. Vezir ona daima müptela olsun. Bunlar olmuştu. Bak onu Konya'lılar yap bilir, yap bilmez. Maksak o tavus hanım, bir tavus balı oldu. Allah'a düşünüyor o kadar. Onun için bu yolda erkekler, erkek sayanlar kendiler mi? İntisap ettiler mi? Yolda sadakatle bağlandılar mı? Erkeklikler erlik var. Kadınlarda da onlar da anlıyorsunuz. Sıdkı bütün inançlı, imanlı, bağlandılar mı? Bunlardan da kadınlığı da er sıfatı da gelir. Şimdi bir tarihde ben sizlere, kadınlara kadın sikesi taktırdım. Daha kısaydı sikeleri. İlk o şeyde Galata'da tümanla sardırdım sikelere. Gün geldi, tümanı kaldırdım. Gün geldi, kadın sikesini kaldırdım. Hep bize er sikesi taktırdım. Erce yaşayın, erce konuşun, erce yürüyün Tanrı olsun. Bunları verdim sizlere. Erkek mane sureti yaşadı. Çıkardı konu o sıfatta. Her sıfatı da koyuyoruz. Kadın dedin mi? O da girer başka tavalara. O da oradan çıksın. Demişse Allah katında her sıfatında dursunlar. İşte Hazreti Ali Efendimiz ne Ayşe'yi dedin? Seni kim aldı kucak? Şikayet edilsin, erkek tutmuş senin bacaklarından, almış seni deveden, şikayet edeceksin. Hazreti Muhammed o erkeği, onu devesinden alan üst abisi, kardeşi. Ne kadar dese kardeşin aldı, Ayşe anlar mısın? Anneye karşı buğzu var, isteyen anlar mısın? Ayrıcalık yaratsın. Yarın dedi sabah şefakta dedi, dün doğmadan dedi, seni kaldıracağım dedi çadırdan. Ayşe, hangi eteklini tuttuysa, kucak aldıysa, onu bana göstereceksin dedi. Ben onun cezasını vereceğim. Kollarını keseceğim dedi. Kalmayacak. Ahirete buluş. Tamam dedi Ayşe. İşte Hazreti Ali Efendimiz bütün asker ayakta. Bir nazar etti asker. Hepsi birbirinden güzel yürüyler. Pırıl pırıl kızlar. Hepsinin benimle de kılıçlar. Çıkardı her şeyi çatırdı. Benim askerim bu dedi. Bunlar dedi. Bunlardan dedi, hangisi seni aldı kucağa, tuttu, esir getirdi bana dedi, gösterir misin? Ayşe'nin yüzünü kaldı şimdi ve açıldı. Yani sen bunlar değil mi? Savaşlara katılırsan, evet demiş, bunlar da katılıyor. Bunlar da baskı. Bazı geçti.
Doğan Rastgari. Ondan güzel hülyi yok derdi. Harikası kadın. Çok bir şey. Kalmış kalbini derdi. Sonra açar kusur bir işi, çıt susar. Bu yüzden araştırmadan, birine inmeden Mustafa nasıl zikredir yani? Ali Kelamullah'ı veçhe zikredir. Ali Allah'ın bütün kerametlerin sıfatını taşıyor.